IŞİD genellikle tarihin en zengin terör örgütü olarak tanımlanıyor. Ancak uzman Peter Newman'a göre bu tanımlama hatalı. ISIS IŞİD sadece bir terör örgütü değil, kendi toprakları, nüfusu ve bu topraklardan elde ettiği geliri olan bir yarı devlet. Halkı vergilendiriyor, petrol çıkarıyor, yağma yapıyor, kaçanların mallarına el koyuyor. Gelir kaynakları kontrolündeki topraklara doğrudan bağlı olduğu için örgütün zayıflamaya başladığı gözleniyor. IŞİD'e karşı mücadele eden 68 ülkeden oluşan küresel koalisyon, örgütün 2014'ten beri Irak'ta elinde tuttuğu toprakların %62'sini Suriyelilerin de %30'unu kaybettiğini bildiriyor. Amerika'nın desteklediği Iraklı güçler Musul'un doğusunu ele geçirdi. Önümüzdeki haftalarda Musul'un batı kesimlerinin de IŞİD'den temizlenmesi bekleniyor. IŞİD ticari başkenti saydığı Musul'u kaybederse vergi tabanı da eriyecek. IŞİD'in mali yapısının çökmek üzere olduğu sonucuna da bu şekilde vardık. Örgüt kendi kendini idare edecek kaynakları yitiriyor çoğunlukla kara borsada iş yaptığı ve ardında belge izi bırakmadığı için örgütün mali durumuyla ilgili net bir değerlendirme yapmak zor. Verilere göre IŞİD yıllık gelirinin yarısından fazlasını kaybetti. 2014'te 1 milyar 900 milyon dolar olan gelir geçen yıl 870 milyon dolara düştü. Örgütün başka gelir kaynakları bulduğu konusunda da hiçbir ipucu yok. My IŞİD toprak kaybettikçe eski haline yani toprak elde etmeden önceki dönemine geri gidecek, kaçakçılığa ve haraca yönelecek. Peter Newman, gelir kaynaklarından düşüşün örgütün kendi toprakları dışında terör saldırıları düzenleme becerisini yitireceği anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.